Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle YKS'de son bir ayı ele almaya çalışacağız. YKS'de son bir ay neler yapmak gerekir? Henüz maç bitmedi. Herkesin bıraktığı anda tekrar işe koyulma. Son dakika golü atılabilir. Başaracağına inanmak, üşenme, erteleme, vazgeçme, bardağı daima doldurma. 1. yapılacak tekrarlar şu ana kadar yapılan çalışmaları anlamlı kılacaktır. Sınava kadar kalan zamanı verimli olarak değerlendirebilmek için öncelikle kalan zaman planlaması yapılmalıdır. Yapılacak planlamada puan getirisi en çok olan dersler, az bir tekrarla tekrar hatırlanabilecek konular ve bunlara ne zaman zaman ayrılacağı önceden belirlenmelidir. TYT'ye az bir zaman kala yapılacak çalışmalar şu ana kadar yapılmış çalışmaları daha anlamlı kılacaktır eksik TYT konusu bırakılmamalıdır. YKS yerleştirme puanına %28-30 oranında katkı sağlayacağı için büyük önem taşımaktadır. Sınava kadar kalan sürede pekiştirmeye yönelik bolca soru çözmede ve tekrarlar yapmalıdırlar. Hiç bilmediğiniz konulara zaman ayırarak öğrenmeye çalışmak yerine önceden kısmen öğrenilmiş konuları pekiştirmek için tekrar etmek daha faydalı olacaktır. Eksikler tamamlarken bütün gözden kaçırılmamalıdır. 3. Deneme sınavları ihmal edilmemelidir. Deneme sınavları hem teknik, hem taktik, hem de psikolojik anlamda gerçek sınavın bir provasıdır. Dolayısıyla prensip olarak her deneme ciddiye alınmalıdır. Evde yapılan denemelerde de gerçek sınavdaymış gibi performans gösterilmelidir. Gerçek sınavda testleri hangi sıraya göre çözme düşünüyorsa denemelerde de aynı şekilde hareket edilmelidir. Bunun için de en iyi olunan testle sınava başlanmalı ve en zayıf hissedilen test sona bırakılmalıdır. Deneme sınavlarının sonunda genel bir analiz yapılarak eksik konular belirlenmelidir. 4. Geçen yılın YKS soruları önümüzdeki yıllarda çıkacak soruların habercisidir. Çıkmış soruları çözmekle sınavda hangi konulardan soru geldiği, soruların uslu, e, üslubu, Soruların mantığını, soruların soruluş tarzını, soruların konulara göre dağılımını, konuların önem derecelerini, hangi konulardan ne tip soruların sorulabileceğini, soruların zorluk ve kolaylık oranlarını belirleyebilecektir. Unutulmamalıdır ki çıkmış sorular sınavın aynası niteliğindedir. 5. Yapılan fedakarlık başarı olarak mutlaka öğrenciye geri dönecektir. Son haftalarda yapılacak psikolojik hazırlık akademik hazırlık kadar önemlidir. Bu nedenle dinlenme sürelerinizde ve boş vakitlerinizde spor yapmak, yürümek, müzik dinlemek, sevdiklerinizle bir arada olmak, olumlu şeyler düşünmek gibi üzerinizdeki stres yükünü hafifletecek, sizleri rahatlatacak etkinliklere ağırlık verilmelidir. Kalan süreç içerisinde öncelikle kendinizi çalışma kapına alarak kalan süreyi daha verimli geçirmenize imkan sağlayacaktır. Çalışma süresince televizyon izlemekten, telefonla meşgul olmaktan ve inete, internete girmekten meydana gelen zaman kaybı önlenecektir. 6. Sınava az kala psikolojik değişiklerin gözen, gözlenmesi normaldir. Sınava az kala öğrencilerde şiddetli huzursuzluk, ders çalışırken dikkati toplayamama, zamanın hızlı geçtiği inancı ve panikleme, yakın çevrede arkadaşların sınava daha iyi hazırlandığı kendisinin daha az hazırlandığı düşüncesi ve heyecanlanma gibi durumların gözlenmesi doğaldır. Bu kaygıların bir kısmı gerçekçi, diğer bir kısmı ise gerçekçi nedenlere bağlı olmadan oluşan kaygılardır. Önemli olan kaygı düzeyini normal seviyelerde tutmaktır. 7. Başarıyı azaltan gereksiz endişelerden kurtulmak gerekir zihnin dağılmasına yol açan bir başka sebep endişelerdir. Bu sınavda başarılı olabilecek miyim? Ya başaramazsam annemin babamın yüzüne nasıl bakacağım? Arkadaşlarım benden çok çalıştı. Ben tam hazırlanamadım. Bu iş olmayacak galiba. Bunlar ve buna benzer düşünceler önemli bir sınavı hazırlanan bir her öğrencinin zihnini meşgul eder. Bu tür endişelerle başa çıkma yolları 4. bölümde çeşitli yönleriyle ele alınıp incelenmekte ve çok yönlü başa çıkma yolları Anlatılmaktadır. Bir dahaki e, videomuzda sınav stratejileriyle ilgili arkadaşlar bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.